Değerli dostlar, değerli seyirciler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tam Demokrasi platformuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz demokrasi ve İslam. İslam, demokrasinin gelişmesine engel midir? Bu konu sadece İslam aleminde değil, ülkemizde değil, bütün dünyada çok tartışılan, çok önemli bir konudur. Konumuza başlamadan önce, geçen hafta Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'nu üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Değerli seyirciler, dünyamızda pozitif bilimler ve teknoloji çok gelişti. Bunun yanında sosyal bilimler de çok gelişti. Bu gelişme sayesinde artık ülkelerin demokrasileri, hukuk, özgürlük sistemi ve mutlulukları ölçülebiliyor. Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı bildiğiniz gibi büyük bir teşkilat. 6 yıldır Dünya Mutluluk Raporu'nu yayınlıyor. Bu seneki rapor 212 sayfa, bayağı kapsamlı bir araştırma. Bu rapora göre Türkiye mutluluk sıralamasında maalesef 149 ülke arasında 104. sırada. Geçen yıla göre 11 sıra daha geriye düşmüş. Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirme ile belirlediği Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk 3 sırada Finlandiya, Danimarka ve İsviçre var. Geçen yıl 93. sırada olan Türkiye ise 104. sıraya geriledi. Rapora göre en mutsuz ülke yine Afganistan oldu. Raporda ilk 10'a giren ülkelerden 9'u Avrupa ülkeleri. İlk 10'da Avrupa dışından sadece tek ülke var, o da Yeni Zelanda. Türkiye 104. sırada, Güney Afrika ile 105. sırada yer alan Afganistan arasında yer aldı. Türkiye 2019'da 79. sıradayken geçen yıl 14 sıra gerileyerek 93. sıraya düşmüştü. Bu 2 yıl daha değerlendirmeyle o zamanki şeyde 2 yılda 156 ülke katılmıştı. Bu sene 149. Bu rapora göre en mutlu 10 ülke ve en mutsuz 10 ülke şöyle sıralanıyor. Birinci sırada Finlandiya, ikinci sıra Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve Avusturya. Bu en mutlu 10 ülke. En mutsuz 140'tan sonraki ülke ise Burundi, Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan yine sonuncu, yani 144. sırada. Evet, burada bir şeye dikkat çekmek için hem bu rakamları verdim, ülkemizin durumuyla ve dünya ile ilgili. Bu internete girdiğiniz zaman rahatlıkla bütün detayı, 202 sayfayı inceleme imkanımız var. İlk 10'da olan ülkeler demokrasi endeksinde de ön sıralarda. Son 10 sırada olan ülkeler de yine demokrasi endeksine göre son sıralarda. Demek ki demokrasi sadece ülkelerin gelişmişliğini değil, mutluluğunda da çok önemli bir rol oynuyor. Bunu belirtmek için bu raporu hakkında size kısaca bilgi vermek istedim. Evet, gelelim demokrasi ve İslam'a, bugünkü konumuza. Demokrasi ile İslam'ın mukayese edilmesi elbette ki yanlış. Bir siyasal yönetim sistemiyle bir din mukayese edilemez. Bazı batılılar ve İslamcılar bunu yapıyor maalesef. Biz böyle bir karşılaştırma yapmıyoruz. İslam demokrasinin gelişmesine engel midir? Biz burada bunu konuşacağız. İslam ülkelerinde demokrasinin gelişmesindeki engel olarak
İslam'ı göstermek son derece yanlış. Ülkelerin gelişmişliğinde dini bir gösterge olarak ele alamayız. Bu konuyu gelecek programlarda geniş olarak ele alacağım. Ülkelerin gelişmişliği veya mutluluğu tamamen yönetimleriyle ilgili. Bunu iyi anlamamız lazım. İyi yönetilen, kaynaklarını iyi kullanan ülkeler ve halkı ahlaklı olan ülkeler gelişiyor ve mutlu oluyorlar. Kötü yönetilen, kaynaklarını çarçur eden, ahlaken zafiyet içinde olan halkı olan ülkeler ise gelişmiyor ve mutsuz. Evet, dinle ilgisi yoktur demiştim. Hristiyan olup gelişmiş birçok ülke varken yine Hristiyan olup gelişmeyen dünyada birçok ülke var. Aynı şekilde Budist, Hindu veya dinsiz olup gelişmiş veya geri kalmış birçok ülke var. Başlarken hemen peşinen şunu da söyleyebiliriz. İslam demokrasinin önünde kesinlikle engel değildir. Çünkü İslam'da ötekileştirme ve ayrımcılık yoktur. Adalet, meşveret, ehliyet, liyakat bunlar çok önemli değerler. Bunlar demokrasilerde önemli. Demokrasinin karşı olduğu en önemli şey bir ötekileştirme, başkalaştırma olması. İslam'ın ideoloji haline gelmiş şekli var ki İslamcılık veya siyasal İslam, evet sadece demokrasinin değil, her türlü gelişmenin önünde engeldir. Demek ki burada İslam'la İslamcılığı veya siyasal İslam'ı ayırmamız lazım. İşte İslamcılık veya siyasal İslam her türlü gelişmenin önünde, demokrasinin de gelişmesinin önünde. Evet, aslında bu durum sadece İslam için değil, tabii siyasallaşan ve ideoloji haline gelen bütün dinler için ve bağnaz ideolojiler için geçerlidir. Avrupa'da özellikle Batı'da aydınlanma döneminde önce Batı'da Hristiyanlık ve kilise siyasete ve devlete ve toplumların bütün katmanlarında çok müdahildi. Yani kilise her şeye karışıyordu. Batı toplumu zamanla kilisenin bu baskısından kurtularak demokrasisini geliştirmiştir. İslam ülkelerinin ana problemi evrensel değerleri ve yaşadığımız dünyadan uzaklaşması ve iyi anlayamamasındadır. Aslında İslamcılık Osmanlı'nın son döneminde yani yıkılma döneminde acaba imparatorluğu kurtarabilir miyiz diye burada tabii üç tane görüş ideoloji gelişmişti. Bunlar işte Türkçülük, Türkleri bir araya getirsek de imparatorluğu Türkçülük yaparsak kurtarabilir miyiz? Bir diğeri Osmanlıcılık, onunla imparatorluğu kurtarabilir miyiz? İşte bir diğeri de İslamcılık idi. Bütün işte İslam ülkeleri bir araya gelirse bir dayanışma içerisinde acaba Osmanlı İmparatorluğu'nun bu çöküşünü kurtarabilir miyiz? Bunun yanında tabii Batı etkisinde kalıp batılaşma düşüncesinde olan aydınlarımız da vardı. Tabii bugünkü İslamcılık anlayışıyla o güne göre çok farklı bir anlayışta. Bugünkü İslamcılık farklı. Bugünkü İslamcılığa gelecek olursak, bazı Müslüman aydınlar İslam'ı bir yönetim biçimi haline getirirsek, yani Kur'an'dan yararlanaraktan Kur'an'ı anayasa gibi bir araya getirip asr-ı saadete kavuşuruz düşüncesiyle İslamcılık ideolojisinin doğmasına vesile olmuştur. Demek ki İslamcılık, İslam dinini bir yönetim tarzı haline getirdiğimiz zaman asr-ı saadete erişiriz, öyle bir hayat yaşarız iddiasındalar. Halbuki İslam'ın biliyorsunuz en önemli kaynağı olan Kur'an'da devlet kelimesi dahi geçmez. Ve Kur'an bir yönetim şekli de belirtmemiştir. Ama İslam, Kur'an bilhassa yönetimde adaleti, şurayı, ehliyeti, liyakatı, aklı, bilgiyi ve bilimi kullanmamızı birçok ayetlerle tavsiye etmiştir. Evet, şimdi İslam'ın yani asr-ı saadet olmuş mu ilk yıllarına dönecek olursak,
İslam'ın ilk yıllarında yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve dört halife döneminde gerçekten bir asr-ı saadet yaşanmış mıdır? Yoksa bazı İslami çevreler böyle bir görüş mü ortaya koymuşlardır? Buna kısaca temas etmek istiyorum. Elbette o dönemde peygamber ahlakı veya İslam, yüksek İslam ahlakı ile yaşayan insanların çoğunlukta olduğu bir toplum mutlu ve huzurlu olacaktır ve olmuştur. Fakat iş devlet yönetimine gelince durum hemen işte insani bir boyut almıştır. Peygamber Efendimiz vefat edince Hazreti Ali ve bazı sahabe cenaze ve defin işlemleriyle uğraşırken diğer sahabe ve kabileler, çeşitli kabileler işte o zamanki Evs, Hazreti Kureyş, peygamberin yerine kimin seçileceği üzerinde hemen daha yeni vefat eder etmez Efendimiz münakaşa ve müzakereye başlamışlardır. Birçok sahabenin Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali'nin seçilmesini istemesine rağmen Hazreti Ali Peygamberimizin cenaze işleriyle meşgulken diğer sahabe toplanıp Hazreti Ebu Bekir'i halife seçmiştir. Ama birçok sahabe buna katılmamıştır. Çünkü birçok sahabe Hazreti Ali'nin halife olmasını istiyordu. Hazreti Ali de bu durum karşısında ciddi manada rahatsız olmuş. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğini 6 ay sonra kabul etmiş. Yani 6 ay sonra biat etmiştir. İşte bu olay bazı İslam alimlerine göre Aleviliğin veya Şia'nın doğuşu o zaman başlamıştır demektedirler. Evet, Hazreti Ebu Bekir'den sonra vefatıyla Hazreti Ömer halife seçilmiş. Daha sonraki halifeler Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Bakın bu son iki halife hem Hazreti Osman hem Hazreti Ali şehit edilmişlerdir. Bu üç halifenin şunu da belirteyim. Halen bu üç halife hilafeti Şia tarafından kabul edilmez. İşte böyle bir ayrışma olmuş İslam toplumunda. Özellikle Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra ve Hazreti Ali'nin halife seçilmesinden sonra İslam toplumu, o günkü İslam toplumu ikiye ayrılmıştır diyebiliriz. Çünkü Hazreti Osman'ın sülalesinden olan, amcazadesi olan Muaviye ve bu arada Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Efendimiz'in eşi Ayşe, Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın öldürülmesinden, şehadetinden Hazreti Ali'yi sorumlu tutmuşlar. Ve iki İslam, o günkü toplum karşı karşıya gelmiştir. Meşhur çok Cemel vakası biliyorsunuz, bu Cemel muharebesi oluyor. 7 Kasım 657 tarihinde Halife Ali bin Ebu Talip ile Hazreti Ali ile yani İslam peygamberi Muhammed'in dul eşi Hazreti Ali, Hazreti Ayşe tarafları arasında oldu. Bu savaşta iki taraftan da yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Ve halife olmaya aday Ubeyd, Talha ve Zübeyir gibi kişiler öldürüldü. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'yi Medine'ye gönderdi zarar görmeden. Evet, Suriye valisi o günkü Muaviye, Asiler tarafından öldürülen 3. halife Osman'ın akrabasıydı. Biraz önce söyledim. Ali'nin Osman'ın katlinden sorumlu olabilecek bazı kimselerden destek aldığını ve bu cinayeti soruşturmakta isteksiz olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Hazreti Ali'ye karşı isyan başlattı. Hazreti Ali isyanı bastırmaya çalıştı. Sıffin Savaşı denilen sonra uzun muharebelere neden oldu. Bu Sıffin Savaşı da 3 ay
süren bir savaş 657 yılından başlıyor, 657 Mayıs'ından Temmuz'una kadar. Burada da iki İslam ordusu, İslam kuvvetleri diyelim, bir ara karşı karşıya geldi ve büyük bir savaş oldu. 658 Mayıs'ında Muaviye Suriye'deki taraftarların bir kısmı tarafından halife ilan edildi. Bu da enteresan. Yani Hazreti Ali daha halife iken bir takımlar insanlar 658 yılında halife ilan ettiler. Bu arada Siffin Savaşı'nda maalesef 70 bin civarında insan öldü. Yani bunun 45 bini Muaviye taraftarı ve 25 bin de Hazreti Ali taraftarı. Hazreti Ali Siffin Savaşı'ndan 4 sene sonra yani 661'de hariciler tarafından şehit edilince Muaviye'nin önünde herhangi bir şey kalmadı ve halifeliğini ilan etti. Yani halife oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu ve daha sonra tabii Emevi hanedanlığı başlamış oldu. Muaviye de Emevi hanedanın ilk halifesi oldu. Değerli seyirciler, görüldüğü gibi daha işte devlet yönetimiyle ilgili herhangi bir nas olsaydı, yani Kur'an veya İslam şu şekilde diye bir belirtme olsaydı, herhalde bunlar olmazdı. Bunun arkasından biliyorsunuz İslam dünyası Kerbela olayı gibi çok büyük bir vahşeti, çok büyük bir katliamı yaşadı. Kerbela'da Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin ve 70 civarında insan şehit edildi. Görüyoruz ki İslam'ın ilk yıllarında da iktidar kavgaları ciddi manada yaşanmış. Emevi hanedanı işte bir hanedan kuruldu. Çoğu biliyorsunuz o zaman Muaviye oğluna Yezid'e biat edilmesini istedi. Fakat birçok Müslüman buna karşı çıktı. Bir ara geri çekildi ama en sonunda Yezid tekrar halife oldu. Ve bu şekilde Emevi hanedanlığı kurulmuş oldu. Daha sonra biliyorsunuz bu konuları uzatmak istemiyorum. Abbasiler dönemi başladı. Ve İslam'ın en güzel uygulandığı bir yönetim şey olan Osmanlı İmparatorluğu oldu. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Osmanlı'da dahil biliyorsunuz padişahların çocukları bile öldürüldü, şehzadeler iktidarın devamı için. Zaten sadece İslam aleminde değil, dünya kuruldu kurulalı. Dünyadaki bütün ülkelerde iktidar değişiklikleri hep kanlı ve kavgalı olmuştur. Yani Batı'da da böyle. Krallar birbirlerini öldürmüşler, şehzadeler, prensler birbirlerini öldürmüşler. Sırf iktidar olmak için veya iktidar olanlar iktidardan uzaklaşmamak için her yolu denemişler. Bazen büyük zulümler yapmışlardır. Bu sebeple diyoruz ki sadece demokrasilerde, yani iktidarlar demokrasilerde meşru bir zemin üzerinde, hukuk çerçevesinde halkın oylarıyla kansız ve kavgasız el değiştirir. İşte demokrasinin en önemli fazileti budur. Şimdi bu İslamcılar genelde İslam'ın işte hukukla ilgili, fıkıhla ilgili veya ibadetlerle ilgili veya diğer konularla ilgili ayetleri öne çıkartaraktan bir yönetim şekli olduğunda ısrar ederler. Halbuki İslam aynı zamanda ve Kur'an bir değerler manzumesidir. Ve bu değerler insani değerlerdir. En büyük değer biliyorsunuz adalet, onun dışında merhamet, ahlak, sevgi, saygı bunlar çok önemli değerler. İslam dünyasında şunu sevinerek söyleyeyim. İlk demokrasiyle tanışan İslam ülkesi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türkiye olmuştur.
Türkiye demokrasiyle erken tanıştı. Onu geçen programlarda anlatmıştım. 14 Mayıs 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi, yani tek parti döneminden iktidarın seçimle halk tarafından el değiştirmesi. Zaten demokrasinin en önemli şeyi bu. Halk değiştiriyor. Burada o günkü Cumhurbaşkanı ve iktidarda olan rahmetli merhum İsmet İnönü'nün de hiç zorsunmadan, hiç herhangi bir şeye girmeden iktidarı halkın seçtiği Demokrat Parti'ye, Celal Bayar ve Adnan Menderes'e teslim etmiştir. Bakın bu çok önemli bir şey. İşte demokrasiyle böyle tanıştık. Fakat daha sonraki darbeler döneminde, darbeler oluştu biliyorsunuz. 27 Mayıs'ta demokrasimiz çok kısa sürdü. 1960'ta. Batı bu darbelere karşı bir tavır almadı. Hem Batı hem Amerika. Daha sonra da o konumuz ayrı. Çok darbeler oldu veya muhtıralar verildi, darbe girişimleri oldu. Her seferinde Batı veya Amerika darbeleri çok kınamadı. Hatta Mısır'da olan darbeyi de kınamadı. Hatta en önemlisi de 1991'de iktidara Cezayir'de, işte onlar da demokrasiye geçmişti. Cezayir'de de darbe oldu. Halkın seçtiği hükümet devrildi. Yine Batı seyirci kaldı. Burada şunu belirtmek istiyorum. Biz Batı veya diğer ülkeler Türkiye'de demokrasinin gelişmesini veya gerçekten evrensel bir normlarda demokrasinin oluşmasına istemiyorlar. Çünkü Türkiye gerçek manada bir demokrasiye geçerse, yani demokrasi endeksindeki sırasını yükseltirse, kurum ve kurallarıyla bir demokrasiyi yaşatırsa, böyle bir yönetim oluşursa güçlü bir ülke olacak. Bu sebeple çok güçlü olmalarını istemiyorlar. Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Onun için demokrasiyi biz ancak kendimiz güçlendirebiliriz. Yani Türk milleti gerçekten demokrasi konusundaki önündeki engelleri tespit edip demokrasiye sahip olması lazım. Biz de programlarımızda işte demokrasi konusundaki bu farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Gelecek programlarımızda da uzun uzun demokrasiyle ilgili devam edeceğiz. Ama demokrasi ve İslam konusu tabii çok kısa kaldı ve çok önemli. İslam ülkelerindeki demokrasinin durumu hangi noktada? Türkiye ile bizim diğer İslam ülkelerinin demokrasini mukayese edeceğiz. Ayrıca uzun uzun Kur'an'a göre önünde engeller var mı? Biraz demokrasiyi daha masaya yatıraraktan İslam'ın da biraz önce bahsettim. Değerler malzemesi dedim. Hangi değerler var? Bunlar neler? Bunları gelecek programımızda da yine bu konuya devam edeceğiz. Yani demokrasi ve İslam konusuna. Demokrasimizin önünde birçok engel var. Tabii bu toplumsal yapımız ve kültürümüzle ilgili. Geçen programlarda da söylemiştim. Demokrasi bir kültür haline gelmeden gelişmesi ve evrensel normlara ulaşması zor. Bizler de tam demokrasi platformu olarak bunun için çalışıyoruz. Böyle bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Değerli seyirciler, değerli dostlar, programımıza, yani bu kanala, Tam Demokrasi Platformu kanalına abone olmanızı istirham ediyorum. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Gelen yorumlar bize yol gösteriyor. Önümüzü aydınlatıyor. Çünkü demokraside ortak akıl çok önemlidir. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi, sorularınızı, görüşlerinizi bize iletirseniz memnun oluruz. Ayrıca başka iletmek istediğiniz geniş konular varsa Demokraside Birlik Vakfı ve İnsani Değerler Derneği'nin iletişim bölümlerine, internet sitemizdeki iletişim bölümlerine bu bilgileri iletebilirsiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta, gelecek programımızda tekrar demokrasi ve İslam konusundaki konuşmamıza devam edeceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. İyilikle kalın, güzellikle kalın. Hoşça kalın.